Huawei'in takdir ettiğim bir özelliği, daha doğrusu bir vizyonu var. Üstelik yıllardır değişmedi bu. Öyle ki Amerikan ambargosuna rağmen Huawei bu konuda geri adım atmıyor. Peki neden bahsediyorum ben? Aslında fark edenler olmuştur. Huawei inovasyondan, yani hem yenilikçi hem de yüksek kaliteli ürün yapmaktan asla vazgeçmiyor. En güzel örneği de akıllı saatler. Bakın Huawei'in son aylarda piyasaya sürdüğü bazı modeller şunlar. İçinden kablosuz kulaklık çıkan yenilikçi bir saat. İşin aslı melez bir cihaz. İki Watch de sağlık takibinde zirvede. Kayışındaki hava yastığı ile yüksek doğrultuda tansiyon ölçümü yapıyor. Bu gerçekten fevkalade. Ve 3 Watch Ultimate. Detaylarına birazdan gireceğim. En iyi materyallerin kullanıldığı tam anlamıyla premium bir saat. Bir akıllı saat. Göründüğü üzere Huawei konfor alanında kalmak ve başarı kazanmış modelleri ufak güncellemelerle yenilemek yerine risk alıyor ve yepyeni ürünler sunuyor. Gelelim Watch Ultimate'e. Deyim yerinde ise Huawei'in ustalık eseri. Şirketin şu ana kadar sunmuş olduğu açık ara en iyi akıllı saat modeli. Öyle ki sadece akıllı saat de değil. Huawei aynı zamanda elegan saat markalarını. Örneğin Rolex, Panerai, Omega ve Seiko gibi markaları hedefliyor. Yok yanlış anlamayın, marka olarak o seviyede bir değerlemeye sahip olduğunu söylemiyorum. Ama hem tasarım hem de malzeme kalitesiyle o segmente göz kırpıyor. Haklısınız, Rolex sadece bir saat değil, bir kültür. Üstelik son dönemde iyi de bir yatırım aracı çünkü değer kaybı yaşamıyor. Ancak Huawei, oradaki tasarım ve malzeme kalitesini teknolojiyle kullanmak isteyenler için Watch Ultimate ile gerçekten çok önemli bir hamle yapmış oluyor. Önce kutu içeriği. Manyetik şarj adaptörü ve dokümanları ek olarak titanyum kayış için büyütme parçası ve bazı premium saatlerdekiyle benzer şekilde üretilen kauçuk bir kayış çıkıyor. Yani titanyum kayışta daha klasik bir görünümde kullanabilir ya da kauçuk kayışa geçerek daha sportif bir görünümde elde edebilirsiniz. Huawei Watch Ultimate'in çok iyi özellikleri var. Elbette eksikleri de var. Ama özellikle iki kriterde bence şimdilik rakibi bulunmuyor akıllı saat dünyasında. Bunlar tasarım ve malzeme kalitesi. Rakibi olan pek çok akıllı saat teknolojik bir ürün ya da aksesuar gibi görünüyor. Ama bu saat farklı. Klasik tasarıma yöneliyor ve örneğin Rolex Submariner ya da Seiko 5 gibi kimi modelleri akıllara getiriyor. Estetik olarak gerçekten göz alıcı bir saat. Bunda gümüş renkli gövde ve mavi renkli çerçevenin payı büyük. Zaten Rolex havası da, Rolex esintisi de biraz buradan geliyor. 49 mm ile büyük bir saat ki ben büyük saat kullanmayı seviyorum. Zira bir aksesuar olarak kendisini belli etmeli. Ancak buna rağmen 76 gramlık bir ağırlığı var. Gerek büyüklüğü gerekse de materyali dikkate aldığımız zaman ağır bir saat olduğunu söyleyemem. Bence düşündüğümden daha hafif çıkan bir saat oldu. Ki günlük kullanımda rahatsızlık da vermiyor. Peki Huawei bunu nasıl başarmış olabilir? İşte bu noktada kullanılan materyal önemli. Huawei Watch Ultimate bu açıdan deyim yerinde ise Şampiyonlar Ligi gibi. Yo abartmıyorum. Neden mi? Bakın anlatayım. Saatin en büyük farkı gövdesinde kullanılan zirkonyum tabanlı sıvı metal. Hatta bunu kullanan ilk akıllı saat modeli. Evet öncesinde pahalı kimi saat modellerinde, lüks markaların kimi üst seviye modellerinde ve kimi uzay araçlarında kullanılan bir materyaldi bu. Peki bu ne anlama geliyor akıllı saat dünyası için? Bakın Huawei Watch Ultimate zirkonyum sayesinde titanyum tabanlı rakip modelleri kıyasla çok daha güçlü, çok daha dayanıklı. Örneğin bu materyal çelikten 4,5 kat daha güçlü. Titanyumdan 2,5 kat daha sert ve yine çelikten %17,5 oranında daha hafif. Üstelik bakteri oluşumuna karşı daha dayanıklı ve titanyuma karşı daha az alerjenik. Tabii zirkonyum ya da zirkonyum tabanlı sıvı metal işin sadece bir boyutu. Bakın ekran tarafında safir kristal, ekran çerçevesinde seramik ve arka tarafında saatin alt kısmında da nano kristal seramik kullanılıyor. Kayış tarafında ise standart kayışı titanyumdan ima edilmiş durumda. Bakın ne dedik? Zirkonyum, safir kristal, seramik, nano kristal seramik ve titanyum. Gerçekten Şampiyonlar Ligi materyal söz konusu olduğu zaman. Bunları şundan dolayı anlattım. Huawei Watch Ultimate bir akıllı saat olarak ya da Huawei'nin diğer modelleriyle kıyaslandığı zaman kimlerine pahalı gelir? Haklısınız da. Ama saat dünyasında materyal ve bunun işçilik üzerindeki etkileri fiyata doğrudan yansıyan unsurlar. Bunun çok fazla örneği var. Mesela Casio'nun bazı G-Shock modelleri. Teknoloji olarak farklılık sunması bile, özellik anlamında standart olsa bile titanyum kayış kullanıldığı için bugün 35-40 bin lira seviyesine satılan bazı G-Shock modelleri bulunuyor. Başka pek çok markada da buna benzer durum ya da modellerden bahsedebiliriz. Safir, cam ya da titanyum gibi materyallere geçildiği anda fiyatlar bir anda ciddi şekilde artmaya başlıyor. Dolayısıyla zirkonyum, titanyum, seramik, safir kristal gibi materyallerin aslında benzer materyal kalitesine sahip saatlerle kıyaslandığı zaman Huawei Watch Ultimate'in fiyat performans şampiyonu bile yapabilir. Çünkü bu standartla materyalleri kullanan saatlere bakıldığı zaman çoğunun gerçekten yüksek fiyatlara sahip olduğunu görmekteyiz. Tabii konu fiyattan açılmışken Huawei'nin bir başka amiral gemisi olan Watch GT 3 Pro ile kıyaslamak da bence önemli. Malzeme kalitesi olarak az önce de ifade ettiğim üzere arada muazzam bir fark söz konusu. Ancak buna ek olarak Watch Ultimate 1.5 inç ile daha büyük bir ekrana, LTPO tabanlı daha yeni nesil bir ekran teknolojisine, sertifikalı dalış bilgisayarı özelliğine, 10 ATM'ye kadar suya dayanım yeteneğine ve bazı başka farklara da sahip. İşte bu noktada bir detay daha fazla belirtilmiştir.
belirleyici oluyor. O da dalış bilgisayarı özelliği. Yanlış duymadınız, dalış bilgisayarı. Çünkü ISO 22810 su dayanım standardı ve EN13319 dalış direktiflerine uygun olarak geliştirilen bu saat 100 metreye kadar teknik ve serbest dalış desteği sunuyor. Hatta Huawei ekstrem testleri 100 metrede, 110 metrede 24 saat sürecek şekilde gerçekleştirmiş. En büyük rakibi olan Apple Watch Ultra'da ise 40 metre için dalış tavsiyesinde bulunuyor. Bu şundan dolayı önemli. Huawei Watch Ultimate derinliğinde dalış desteği sunan pek çok saat yüksek fiyatlara sahip. Dijital tarafta Garmin ve Suunto, analog tarafta ise Citizen gibi markaların saatleri Huawei Watch Ultimate'in çok üzerine fiyatlarla geliyor. Bu arada atlamadan geçmek istemem. Ben mavi versiyonu kullanıyorum ama biraz daha uygun fiyatla satılan siyah renkli ikinci bir versiyonda bulunuyor bu saatin. Uzun lafın kısası, Huawei Watch Ultimate hem tasarım hem de malzeme kalitesi olarak gerçekten çok ama çok başarılı. Bence fiyatın çok üzerinde bir hissiyat ve deneyim sunuyor Huawei Watch Ultimate. Huawei Watch Ultimate üzerinde 3 tane buton yer alıyor. Evet, yeni modelde sol üst tarafta 3. bir butonumuz var artık. Sağ taraftaki tuşlar tanıdık. Üst taraftaki teker fiziksel kontrolün jokeri gibi. Bastığınızda uygulama menüsüne ulaşıyor. Herhangi bir uygulama içerisinde tekeri döndürerek ekranlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Alt taraftaki butonsa sağlık ve egzersize yönelik. Saatin desteklediği onlarca spor ve aktivite türüne hızlı erişim yapabiliyorsunuz. Ancak daha da önemli olan nokta bu butonun iletken bir özelliğe sahip olması. Bu sayede hem EKG hem de damar sertliği ölçümü yapabiliyor. Bu arada isteyenler bu butonu özelleştirebilir. Yani farklı görevlerde atayabilir. Yeni eklenen 3. buton ise keşif modunu aktif ediyor. Bu sayede yeni bir aktivite ile farklı bir alanda spor yapmaya hazırlananlar için çok sayıda istatistik, konum bilgisi, pusula gibi önemli özellikleri tek bir menüden takip etmeyi mümkün kılıyor. Tabii keşif modu için saatin GPS özelliği önemli. Çünkü Huawei Watch Ultimate kaybolduğunuz bir durumda sizi başladığınız noktaya döndürebilme özelliğine sahip. İşte bunun için gövde tasarımına ekstra mesai harcanmış. Örneğin çok ücra bir bölgede ya da ağaçların gökyüzünü kapattığı devasa bir ormanlık alanda mümkün olan en iyi GPS sinyalinin alınabilmesi için ekstra mühendislik çabası gösterilmiş bu saatte. Zaten premium telefonlarda gördüğümüz çift frekans 5'li GPS desteği de var saatte. Yani hem L1 hem de L5 uydularını destekleyebiliyor. Ki kullanım süren boyunca GPS başarımı gerçekten güçlü. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan keyifle kullanmayı bildim. Tuşları hem hissiyat ve kalite hem de adapte olma anlamında oldukça rahat. İlk kez Huawei saat kullanacaklar bile bence kolayca adapte olacaktır. Huawei Watch Ultimate'in en başarılı özelliklerinden biri de sunduğu ekran kalitesi. 1.5 inç boyutundaki ekran LTPO sınıfı AMOLED panel kullanıyor. Yani ekran yenileme hızını 1 Hz ile 60 Hz arasında ayarlayabiliyor. Ki bu daha iyi pil ömrü demek. Yani sürekli 60 Hz'de çalışmak yerine duruma göre daha düşük hızlarda çalışarak verimliliği arttırmış oluyor. Sadece bu da değil. 1000 nit seviyesindeki ekran parlaklığı gerçekten çok iyi. Hatta çekimler esnasında ekran parlaklığını kısmak zorunda kaldım kamerayı patlattığı için. Renk üretiminde keyifli olan ekran her koşulda, yani güneş ışığına maruz kaldığında bile oldukça rahat görünüyor. Kullanımı zorlaştırmıyor. Bu önemli. Çünkü outdoor dediğimiz açık hava aktivitelerinde ve spor esnasında ve buna ek olarak dalış yapanlar için su altının karanlık atmosferinde bile ekranı görünür olması lazım. Ve Huawei Watch Ultimate bunu gerçekten çok iyi başarıyor. Bu arada özellikle standart olarak gelen yeni saat yüzüyle birlikte ekran gerçekten çok keyifli bir hale dönüşüyor. Üstelik otomatik ekran parlaklığı da bence çok iyi çalışıyor. Kısacası heyecan veren bir tasarım, onu pekiştiren bir ekranla harmanlanmış durumda. Arayüzün renkli ve akıcı yapısı da ekranın verdiği keyfi pekiştiren bir detay. Zira çok akıcı bir arayüzü var Watch Ultimate'in. Akıcılıktan bahsetmişken, Harmonios tabanlı olan saat işletim sisteminin hafif yapısı ve buna ek olarak işlemci ve RAM tarafındaki konfigürasyonla birlikte kullanım deneyimi olarak darboğaz yaratmıyor. Oldukça verimli ve keyifli çalışıyor. Madem yazılım dedik, o zaman onunla devam edelim isterseniz. Huawei Watch Ultimate Harmonios 3.0 işletim sistemiyle çalışıyor. Günlük hayatta ihtiyaç duyulan pek çok özellik telefonla birlikte standart olarak sunuluyor. Ama bunlara ek olarak uygulama marketi üzerinden bazı uygulamaları indirme ya da farklı temalara sahip olmak da mümkün. Uygulama çeşitliliği çok fazla olmasa bile en azından benim için bu bir sorun teşkil etmedi. Çünkü ben bir akıllı saatin hem şık ve işlevsel hem de sağlık takibinde etkin olmasını bekliyorum. Ki Huawei Watch Ultimate bunu fazlasıyla yapıyor zaten. Üstelik özellikle aktivite takibi tarafında Strava, Comet ve Runstatic gibi uygulamalara da destek sunuyor. Onlarla kullanabiliyor. Elbette uygulama marketinin zengin olması bir avantaj sağlayabilir. Ama benim bir akıllı saat için ana önceliklerim bunlar değil. Gördüğüm kadarıyla Huawei düzenli olarak güncelleme de sağlıyor. Saati kullanmaya başladığım günden bu yana en az 3 tane yazılım güncellemesi aldı. Öte yandan hem Huawei telefonlar hem de Android tabanlı cihazlar ve iPhone'larda da kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir cihaz ya da platform kısıtlaması sunmuyor. Ben çapraz platform desteğini daha iyi anlayabilmek adına özellikle iPhone'da kullandım. iPhone 14 Pro Max ile birlikte test ettim. Marketten, App Store'dan indirilen Huawei sağlık uygulaması üzerinden cihazı kolayca bağlayıp hızlıca kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Huawei Watch Ultimate ile hem telefon görüşmesi yapmak hem de bildirim almak kolayca mümkün. Evet, SIM kart desteği bulunmuyor. Ama telefona gelen aramalara saat
saat üzerinden yanıt verebiliyorsunuz. Hem mikrofon hem de hoparlöre sahip olduğu için sesli görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Ki gerek mikrofon gerekse de hoparlörün kalitesi oldukça iyi. Dış ortamlarda bile görüşme yaparken zorluk yaşamadım. Bu ek olarak SMS, WhatsApp, TikTok gibi pek çok uygulamadan bildirim gösterebiliyor. Bu aşamada bir klavyesi olmasa da ön tanımı kimi cevaplarla gelen mesajlara karşılık vermek de pekala mümkün. Eğer daha önce bir Huawei akıllı saat kullandıysanız işletim sistemi ve arayüz zaten büyük oranda tanıdık gelecektir. Örneğin kendi müzik çalarları üzerinden cihaza yüklediğiniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Ya da buna benzer pek çok uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi daha önce bir Huawei akıllı saat geçmişiniz varsa bunları kullanmakta zorluk yaşamazsınız zaten. Yalnız belki bu noktada sim kart desteği üzerinden Spotify uygulaması ile daha esnek bir kullanım sağlanabilir miymiş? Ki insan bunu düşünmeden edemiyor ama unutmamak gerekiyor ki saatte sim kart desteği pil ömrünün de hızlı şekilde tüketilmesine sebep oluyor. İşte bu yüzden Huawei hem ana özelliklerini güçlü ve işlevsel hem de pil ömründe güçlü bir saat yapmak istemiş gibi görünüyor. Saati yönetmemizi sağlayan Huawei Health uygulaması genel olarak başarılı. Kullandığınız önceki Huawei cihazlar ya da birden fazla Huawei saatiniz varsa hepsinin datasını aynı ekranda gösterebiliyor. Özellikle GPS konum detayları ve sağlık konusunda örneğin EKG ölçümleri için sunduğu raporlar gerçekten başarılı. Pek çok ayarı da yine kolayca değiştirebiliyorsunuz uygulama üzerinde. Biraz da saat arayüzlerinden bahsedeyim isterseniz. Çünkü tema desteği akıllı saatlerde oldukça önemli. Huawei Watch 6 Mate'in standart teması zaten son derece güzel. Ancak en az onun kadar başarılı başka seçenekler de sunuluyor standart olarak. Açıkçası ben uygulama üzerinden yeni bir tema indirme ihtiyacı duymadım çünkü standart teması gerçekten göz alıcı. Ha, şunu atlamadan geçmek istemem. Huawei'nin güzel bir detayı söz konusu, tercih edeceğiniz saat arayüzünün ne seviyede pil tükettiğini gösterebiliyor. Bu gerçekten faydalı. Yani bazı saat arayüzleri çok güzel görünüyor ama daha fazla pil tüketiyor. Kimisi ise hem güzel görünüyor hem de pil tüketimine cimri davranıyor. Bu tür detayların verilmesi de bence oldukça işlevsel. Akıllı saatlerin bence en iyi olması gereken alanlardan biri de sağlık takibi ve hakkını yemeyelim ki Huawei bu alanda gerçekten çok iyi. TrueSIM 5.0 Plus sensör mimarisiyle gelen saat her saatte olması gereken kesintisiz nabız takibi, kandaki oksijen miktarı, stres seviyesi hatta cilt, deri sıcaklığı gibi değerleri ölçebiliyor. Uyku süresi ve kalitesi hakkında detaylı bilgiler gösterebiliyor. Ancak daha da önemlisi EKG ölçümü yapması ve damar sertliğini analiz edebiliyor olması. Her ikisi için de sağ alttaki iletken buton üzerinden parmağınızı 1 dakika civarında tutmanız gerekiyor. Ama buna değecek çünkü ortaya çıkan detaylı raporlar, detaylı sonuç ekranı gerçekten faydalı. Elbette tüm bunların kullanıcı tarafından yönetilmesi de son derece önemli. Watch Ultimate için sürekli nabız takibi, deri sıcaklığı ölçümü ya da stres testi gibi ölçümleri açık ya da kapalı hale getirebiliyorsunuz. Açık ya da kapalı olması ister istemez pil tüketimini etki ediyor. Dolayısıyla kontrol sizde oluyor. Sağlık takibini spordan bağımsız düşünemeyiz. Huawei Watch Ultimate 100'den fazla spor moduna sahip olarak geliyor. Üstelik bunlardan 18'ine profesyonel sporcuların ihtiyaç duyacağı derinlikte destek sunarak geliyor. Yani siz kendi özel spor modunuzu oluşturabiliyorsunuz. Ben daha çok yürüyüş yaptığım için saati ağırlıklı olarak açık hava yürüyüş modunda kullandım. Ancak çeşitli spor dalları için animasyon yani görselde arttırmış bazı direktiflerle yönlendirme yapabilmesi bence kıymetli. Bu arada spor modunu aktif ettiğiniz anda ortaya çıkan takip arayüzü de hem çok işlevsel hem de oldukça estetik görünüyor. Bilgileri takip etmesi son derece kolay. Zaten dalış bilgisayarı modu içinde Huawei en güzel ve işlevsel görünen saat arayüzünün kendisi olduğunu ifade ediyor. Ancak dalış yapan biri olmadığım için bu konu fikir beyan etmem doğru olmaz. Çünkü test etme şansım olmadı. Fakat pek çok spor dalı için sunmuş olduğu verilerin zenginliği ve bunların sunulma şekli gerçekten muazzam. Biraz da pil performansından bahsedeyim. 530 mAh kapasiteli bataryasıyla Huawei Watch Ultimate 14 güne kadar çalışabiliyor ki gerçekten ek özellikleri kullanmadığınız zaman bu süreler mümkün. Kullandığım süre zarfında bana bu konuda oldukça büyük bir özgüven sağladı. Ancak ben sürekli sağlık takibi başta olmak üzere hemen her özelliğini aktif olarak denediğim yoğun kullanım senaryosunda bir haftaya yakın bir süre elde ettim ki bu onu gerçekten sınıfımda rakipsiz bir noktaya taşıyor. Büyük bir performans. Üstelik ekranı büyük olmasına rağmen örneğin. Ekran demişken sürekli açık ekran özelliği de yine kullanım şeklinize göre değerlendirilebilir. Huawei daha verimli bir deneyim için hem sürekli açık ekran özelliği hem de karanlık mod kullanımı gibi bazı yenilikler de sunuyor. Ama kesin olan şu ki kendi segmentinde pil performansı en iyi olan premium akıllı saat gibi düşünebilir Huawei Watch 6. Açıkçası kişisel düşüncem şu. Bir akıllı saat telefon sırtında şarja ihtiyaç duymamalı. Dolayısıyla tasarım, malzeme kalitesi, ekran kalitesi ile birlikte pil performansı da gerçekten çok kuvvetli bir saat olmuş Watch Ultimate. Gelelim fiyatlandırma kısmına. Bir akıllı saat olarak değerlendirdiğimiz zaman evet fiyatı yüksek gelebilir, haklısınız. Zira 20 bin lira bandında bir fiyatlandırması bulunuyor. Ancak ne güzel ki bu saatin pek çok özelliğine sahip olan daha uygun fiyatlı Huawei saat modelleri de yer alıyor. Bunlardan birini de tercih edebilirsiniz örneğin. Watch Ultimate ise Huawei'nin ilk gerçek premium saat modeli. Dolayısıyla hem
hem lüks markaların pahalı saatlerindeki malzeme kalitesi hem de çok daha pahalı saatlerin sunmuş olduğu dalış bilgisayarı gibi özelliklerim çok daha uygun bir fiyatla getiriyor kullanıcıların karşısına. Evet, kimlerinize tuhaf gelebilir. Ama video içerisinde ifade ettiğim üzere saat dünyasında hem malzeme kalitesi hem de tasarım fiyata doğrudan yansıyan unsurlar arasında. Bunun örneğini Casio G-Shock serisinde ya da başka markalarda görmek de pekala mümkün. Üstelik bir dalış bilgisayarı olarak düşündüğümüz zaman 100 metreye dayanıklı olması da onu pek çok rakibin önüne geçiren bir avantaj. Daha iyisini sunan saatler yok değil. Örneğin 200 metreye kadar inebilen saatler var ki onların çoğu da akıllı saat değil. Mesela Citizen'ın bazı modelleri gibi. Dolayısıyla sadece bir akıllı saat isteyenler Huawei Watch Ultimate yerine Watch GT 3 Pro gibi modellere bakabilir. Ya da sadece sağlık odaklı bir saat isteyenler bu saat yerine Huawei Watch D'ye bakabilir. Tansiyon ölçümleri de çok iddialı çünkü. Ama en iyi materyallere sahip olan, gerçekten çok premium görünen, çok iyi bir işçilikle sunulan ve malzeme kalitesi anlamında zirveyi temsil edebilecek fakat bunları yaparken aynı zamanda çok iyi bir dalış bilgisayarı olan ve akıllı saatlerin en temel yeteneklerini çok iyi bir şekilde harmanlayan saat isteyenler için Watch Ultimate bence muazzam bir saat modeli olmuş. Gerçekten çok iyi bir deneyim sunuyor. Evet, eksikleri yok değil. Örneğin NFC üzerinden temaslı ödeme yapamıyorsunuz veya klavyesi bulunmuyor. Mesaj yazma özelliği sunmuyor dolayısıyla. Fakat dediğim gibi burada asıl önemli olan konu sizin öncelikleriniz. Bir akıllı saat ya da premium akıllı saat ararken neye öncelik veriyorsunuz? Çok şık görünmesi, premium segmentteki lüks markalarda benzer malzeme kalitesi sunmak mı daha önemli ya da klavyesi üzerinden gelen mesajı cevap verebilmek mi? Biri doğru ya da diğeri yanlış demiyorum. Burada kişisel beklenti ve isterler ön plana çıkan detaylar oluyor. Tabii ki bütçeniz önemli elbette ama saat dünyasındaki bakış açısını getirdiğimiz zaman Huawei Watch Ultimate sunmuş olduğu malzeme kalitesi, sunmuş olduğu pil performansı ve sunmuş olduğu genel deneyim itibariyle gerçekten çok premium bir saat. Bunu kolayca kullanıcısına yansıtıyor ve dikkat çekmeye başarıyor ve tüm bunları alt alta getirdiğimiz zaman da aynı kalitede malzemeye sahip olmayan, aynı özelliklere sahip olmayan kimi saatlerin çok daha yüksek fiyatlarla satıldığını görmekteyiz. İşte bu yüzden ne istediğinize karar vermek ve o karar çerçevesinde doğru saat modelini seçmek gerekiyor ki ben bir saat tutkunu olarak, büyük saat seven bir kullanıcı olarak Huawei Watch Ultimate'den gerçekten çok büyük keyif aldım. Başta tasarım olmak üzere sunmuş olduğu malzeme kalitesi işçilik ki sadece bu başlıklarda bile beni cezbetmeyi başaran muazzam bir premium saat olmuş. Evet, tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli. Destek olmak için eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak destek sunabilir. Eğer aboneyseniz süper teşekkür özelliğini kullanabilir ve sosyal medyada Twitter, TikTok ve Instagram'da Erdi Özdağ yazarak bana ulaşabilir, takibe de alabilirsiniz. Dostlar, vaktinize sağlık diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.